Yani durduk yere kilo aldıracaksınız bana. Nereden çıktı bu şimdi pastada pasta, pastada pasta? Damla düğün pastasından yiyememişti ya. Meryem abla onun için almış. Ay Allah Allah. Yok benim canım çekti ya. Benim canım çekti yemekten sonra tatlı iyi gider diye. Susayım susayım diyorum ama. Yani Berrin'cim otellerde kalmayı geçtim. Ama yani arabası çok zor olacak senin için. Konunun açıldığı iyi oldu. Bir an önce buradan çıkmamız gerekecek. Bir ev bulmamız lazım. Ha? Hele şükür Berrin. Tamam o zaman. Ben hemen emlakçıyı arıyorum o zaman. Dur bir haber vereyim. Şöyle diyeyim ki Cihangir ya da Etiler civarı diyeyim. Şöyle dubleks 5+1 yeni binada güzel bir ev bulsun bize. Anca sarsın. Gerçi Meryem bir süre sonra ailesinin yanına döner de ama olsun olur olmaz bir şey yapar. Diyorsun. Meryem kendi karar verir onun için abla. Ne istiyorsa. Ama bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Okey arıyorum o zaman. Yalnız senin dediğin şartlarda bir ev tutamayız. Ben eski ev sahibini aradım. Kiracı çıkmış. Orayı tutarız. Ha, yıldan öncekini mi diyorsun? Yok. Ondan önceki. Saçmalama Berrin. Ay hatırla orası zemin kattaydı. Yani iş bulana kadar idare eder bizi. Ne işi? Bu saatten sonra? Çalışmaya karar verdim. Bulursun. Verirler sana iş. Hayret bir şey. Gelmiş 35 yaşına. Hayır efendim hayır. Hayır. Neyse ne? Kabul etmiyorum ben. Bizim bir yaşam standardımız var. Hadi bizi geçtim. Çocuklarımıza böyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Yenge, yani hiç mutlu değilim ama ilk defa ablanla aynı şeyi düşünüyorum. Yani o ev olmaz ya. Var mı daha iyi bir fikrin Meryem? Ne bileyim, yani abim sana zaten nafaka verecek. Yani kira da onun içinde işte. O benden kurtulmanın rüşvetiydi. Reddettim ben. Ne yaptın, ne yaptın? Okul ve mutfak masrafı dışında bir şey kabul etmeyeceğim. Meryem, sen hadi çocukları al biraz hava aldır. Ben o evde yaşamam. Çok istiyorsan git babanla yaşayacağım. Hem bizim evimiz gayet de güzeldi. Ben çok seviyordum orayı. Anne, bence de oraya taşınalım. Yalan söyleme be. Sen o evi hatırlamazsın bile. Gayet de iyi hatırlıyorum Can. Hadi tamam, kavga etmeyin. Hadi kalkın, hadi. Pastam ne olacak? Ben sana aşağıda ısmarlarım pasta. Hadi kalk yürü. Gel, 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 gel. Geç. Sırf Tamer'e kızgınlığından kendi kızını cezalandırdığının farkında mısın Berrin? Duydun Damla'yı, seviyordu o evi. Yahu çocuk ne hatırlayacak? Sen üzülme diye öyle söylüyor. Bak, Berrin'cim, güzel kardeşim benim. Aklını başına topla. Yetişkin gibi düşün. Attan inip eşeğe binemezsin. Öfken geçince ağır gelir o ev, o mahalle. Kaldıramazsın. Şimdi tabii her şey senin elinin altında. O yüzden anlamıyorsun. Ama yarın öbür gün sıcak suyun bir kesesin de gör. Çocuğun üşütüp hastalanınca kafanı duvarlara vurursun. Ama zaten boşuna konuşuyoruz. Yok yani Tamer hayatta böyle bir şey kabul etmez. Abla biz yıllarımızı geçirdik o evde. Tamer belki hatırlamıyor olabilir ama çok güzel anılarımız var bizim o evde. Kestane yapardık, çay demlerdik, pencereden karı izlerdik. Küçücük bir bahçesi vardı, orada kardan adam yapardık biz. Tamam da Berrin'cim, bunlar artık yok o evde. Tamer'de yok. Evi geçtim. Bütün bu anılar perişan edersin. Sürekli hatırlatır eski. Hiçbir şey hissetmiyorum ben artık. Üzülecek bir şey kalmadı yani. Berrin'cim bak. Abla yeter. Çözüm bulmaya çalışıyorum. Hayatımı düzene sokmaya çalışıyorum. Ne olursun işimi zorlaştırma. Yani varsa bir imkanın, durumun, tut o istediğin evi, geçelim.
Ama lütfen artık beni Tamer'in eline muhtaç etme. Ya elimde artık sadece gururum kaldı. Bırak o da kalsın, olur mu? Nereye? Nefes alabileceğim bir yere.